Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinden çekilebileceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan'a karşı düşmanca tavır sergilendiğini belirtti. Aliyev, bölgede yıkıcı politika yürüten Fransa'nın adeta ateşe benzin dökme peşinde olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı. Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya ek desteği Macaristan Başbakanı Viktor Orban nedeniyle yapılamıyordu. Orban, Aralık 2023'te yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti. Avrupa Birliği ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna'ya 28 milyar avro değerinde askeri teçhizat sağladı. Slovakya'da ülke genelinde hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Kösice kentinde bir araya gelen göstericiler Main Caddesi'nde düzenledikleri protestoda hükümetin ihtisas savcılığının kaldırılması, yolsuzluğa karşı yasada değişiklik yapılması ve yolsuzluk cezalarının azaltılması tekliflerine karşı çıktı. İtalya'da Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçilerden bazıları traktörleriyle yaptıkları protestolarını bugün Milano kentine taşıdı. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat Programı başta olmak üzere tarım politikalarına ve sektördeki fiyat artışlarına tepki gösteren İtalyan çiftçilerin protestoları kuzeyden güneye ülkenin tüm bölgelerinde irili ufaklı eylemlerle devam ediyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te devlet başkanı Javier Milei'nin ekonomi politikaları protesto edildi. Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini açıkladı. Protesto sırasında polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de meydana gelen gaz patlaması yangınında en az 2 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Yangın sırasında çok sayıda ev yandı ve araçlar zarar gördü. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da arabasız gün uygulaması kapsamında şehrin bazı caddeleri araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar bisikletle veya yaya olarak ulaşımlarını sağladı. Arabasız gün etkinliğiyle dünya çapında çevre duyarlılığı oluşturulmaya çalışılıyor. İran'ın başkenti Tahran, şehirde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Tahranlılar karın tadını şehirdeki parklarda çıkardı.